E-ticarette markalaşmanın önemi. Özellikle e-ticaret yapıyorsak, rekabetin çok fazla olduğu bir alanda izlemektir. Burada rakiplerimizden sıyrılmak, rakiplerimizin önüne geçmek için markalaşmayı kullanmamız gerekiyor. Peki markalaşmak için ya da bir marka olmak için bize neler lazım? Bir logonuzun olması lazım. Anlamlı, soyut ya da somut anlamlı bir isme sahip olması lazım markanızın. Bununla beraber en önemlisi bence markanızın bir hikayesi olması gerekiyor. Bu hikayeyi anlattığınızda aslında farklılaşmış oluyorsunuz ve müşterilerinizle aranızda bir bağ kurmuş oluyorsunuz. Bu bağ sayesinde de sadık müşteri kitlesine sahip olabiliyoruz. Bu sadık müşteri kitlesi hem bizim pazarlama maliyetlerimizi düşürecek hem de tekrarlayan alışveriş sağlayacak. Tekrarlayan alışveriş nedir? Bizim bir markamız olmadığını varsayalım. Sadece ürün satışına odaklanmış bir e-ticaret sitesi kurduk. Ürünü sattığımızda müşteriyle olan bağımız o anda kesiliyor aslında. Yani bu müşteri aynı ürünü ikinci kez almak istediğinde ne yapıyor? Google'ı açıyor, bir arama motorunu açıyor, bakıyor, fiyat odaklı bir araştırma yaparak farklı bir firmadan alışveriş yapıyor. Ama siz müşteriyle doğru bağı kurduğunuzda müşteri ikinci alışverişini gelip sitenizden yapıyor. Bu bağı kurarken de aslında markalaşmayı kullanmış oluyoruz. Yani müşteriye biz hikayemizi anlattığımızda müşteri bu hikayeyi benimserse ya da sizin markanızı beğenirse sizin markanız hakkında eşine, dostuna, akrabalarına, ailesine olumlu şeyler söylerse siz organik bir müşteri kitlesi elde etmiş oluyorsunuz. Burada markalaşma bir güven algısı oluşturur ki bu e-ticarette oldukça önemlidir. İnsanların sitenize gelip güvenli şekilde güvenerek alışveriş yapması için sizin burada markanızı tanıttığınızda bu güvenli alışveriş daha kolay oluyor. İnsanların ise güvenmesi daha kolay oluyor. Çünkü okudukları, firmanız hakkında sahip olduğunuz o videolar, görseller, ürün görselleri, ürün açıklamaları bunları okuduğunda müşteri tarafında bir güven algısı oluşuyor. Bu da alışverişi kolaylaştırıyor. Rekabet çok fazla. Aslında herkes belli bir ürünü satmaya çalışıyor e-ticarette. Burada ürün odaklı gitmektense bu ürünü satarken biz müşteriye nasıl farklı bir fayda sağlarız? Aslında buna biraz odaklandığımızda bu da bizi rakiplerimizin önüne geçiren bir başka unsur oluyor. Sadece amacımız ürün satmak olmamalı. Bunun yanında müşteriye bir hikaye de anlatmamız gerekiyor, özetlemek gerekirse. Thank you.